Evet arkadaşlarım tekrarlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Şimdi son ünitemiz küreselleşen dünya. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması. Şimdi Sovyetler nasıl dağılıyor arkadaşlarım? 1985 yılında Sovyetler'de başa şu gördüğünüz şahıs Mihail Gorbaçov geçiyor. Ve Mihail Gorbaçov diyor ki komünizmde hep işçi sınıfın hakları ön planda diyor. Komünizmin tepki çeken baskıcılığını demokratik bazı uygulamalarla halk egemenliğine yaklaştıralım diyor. Ve bu doğrultuda Glasnost ve Perestroika politikalarını ortaya atıyor. Glasnost açıklık ve Perestroika yeniden yapılanma demek. Ve sosyalist teşebbüs kanunuyla bunu uygulamaya koyuyor. Bakın sosyalist teşebbüs kanunuyla bunu uygulamaya koyuyor. Peki yorum yapalım. Düşünün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içinde 15 tane ülke var. Ve arkadaşlarım Sovyetler bu ülkeler üzerinde hegemonyasını kurmuş. Ve bir lider ortaya çıkıyor. O ne diyor? Komünizmin tepki çeken baskıcılığını demokratik bazı uygulamalarla halk egemenliğine yaklaştıracağız. Peki bu Sovyetler içindeki ülkelerde bağımsızlık çabaları bu söylemden sonra başlamaz mı ki başlıyor arkadaşlarım. Ve bu doğrultuda arkadaşlar KGB ajanları yani Rus ajanları Kırım'ın Yalta kentinde Gorbaçov'un yazlık mekanı var arkadaşlarım. Oraya ablukaya alıyorlar. Ve bu süreçte Rusya'da bir lider ort ortaya çıkıyor. Boris Yeltsin. Ve bu adam şunu söylüyor. Diyor ki size özgürlük vaat eden bir lider sırf özgürlük vaat etti diye KGB ajanları tarafından evi ablukaya alındı. Siz Rus halkı olarak bugün de evde kalacaksınız da. Ne zaman dışarıya çıkmayı düşünüyorsunuz? diyor ve KGB ajanları Sovyet halk dışarı çıkınca arkadaşlarım ne oluyor arkadaşlarım? Mihail Gorbaçov'u serbest bırakmak durumunda kalıyorlar. Peki bu Mihail Gorbaçov arkadaşlarım 2022 yılında öldü. Ve bakın sosyal bilgiler alan sınavında onunla ilgili soru çıktı ve yakın zamanda öldüğü için arkadaşlarım Mihail Gorbaçov'la ilgili de soru çıkabileceğini düşünüyorum. Yani herhangi bir ÖSYM'nin sınavında sorulacak diyorum. Arkadaşlarım, mesela şöyle bir soru. Glasnost ve Perestroika politikalarını açıklayan, sosyalist teşebbüs kanunuyla bunu uygulamaya koyan ve bu doğrultuda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin parçalanmasında da etkili olan lider hangisidir? Cevap arkadaşlarım Mihail Gorbaçov. Peki, Sovyetler içinde 15 ülke vardı. Bu 15 ülkeden 11'i bu açıklamalardan sonra bir araya geliyor ve bağımsız devletler topluluğunu kuruyor. Bakın kısa adıyla BDT, bağımsız devletler topluluğunu kuruyor. Peki arkadaşlarım hiç sorulmadı. Bağımsızlık bağımsız devletler topluluğu ne ile kuruldu? Alma Ata Zirve Toplantısı veya Almatı Deklarasyonu ile arkadaşlarım. Almatı Deklarasyonu, Alma Ata Zirve Toplantısı, Alma Ata Deklarasyonu diye de geçer. Bunun ne ne kurulmuş? Bağımsız devletler topluluğu. Peki soru. 2008 yılında ülkesinde yaşanan Güney Osetya Savaşı'ndan dolayı Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan ayrılan ülke hangisidir? Gürcistan. Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan 2005 yılında ayrılıp gözlemci olarak toplantılara katılan Türk cumhuriyeti hangisidir? Cevap Türkmenistan. Bak bu da sorudur. Peki çıkmış sınav sorusu. 1991 yılında Sovyetlerin dağılmasıyla Sovyetlerden bağımsızlığını kazanan ilk ülke hangisidir? Cevap Azerbaycan. Son Türk Cumhuriyeti hangisidir arkadaşlarım? Yani ilk Türk Cumhuriyeti hangisidir? Azerbaycan. Son Türk Cumhuriyeti hangisidir? Arkadaşlarım Kazakistan. Bak bunlar soruldu. Sovyetlerden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk Türk Cumhuriyeti hangisidir? Azerbaycan. Son Türk Cumhuriyeti hangisidir? Kazakistan. Bunlara da dikkat ediyoruz yine. Peki Şangay Beşlisi. Arkadaşlarım Şangay 5'lisinde kimler yer almaktadır? Birçok sınavda çıktı. KPSS lisans sınavında sorulmadı. Hatta ön lisans sınavında da sorulmuştu. Seçeneklere devletlerin hepsini yazmışlar. Hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Bakın Şangay 5'lisinde yer alan devletleri arkadaşlarım ben kaç katır diye kodlamışım. Bakın kaç katır diye sesli harfleri atıyorum. Bakın Kazakistan, Çin, Kırgızistan. Bak T Tacikistan'dır. Dikkat edin arkadaşlarım Tacikistan'dır. Türkmenistan değil. Ardından arkadaşlarım Rusya var. Peki 2001 yılında hangi devletin katılmasıyla Şangay Beşlisi'nin adı Şangay İşbirliği Örgütü olmuştur? Cevap Özbekistan. Ve 2017 yılında Pakistan ve Hindistan'da katılıyor. Ve son olarak 2022'de İran katıldı. Güncelde soru olarak gelebilir. Buna dikkat edelim arkadaşlarım. Peki devam ediyorum. Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadeleleri. Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanması. Şimdi arkadaşlarım Bolşevikler Rusya'da 1917'de iktidara gelince halklara özgürlük vaat ettiler ve bu doğrultuda 1918'de Azerbaycan bağımsızlığını kazandı. Ve Azerbaycan'ın bağımsızlığında ilk önemli lider kimdir? Mehmet Emin Resulzade. Mesela şöyle bir soru. Azerbaycan Cumhuriyeti adlı eserinde kardeş Türkiye'nin imdadı başlığı altında Türk askerinin kahramanlığına ve Bakü'nün kurtarılmasına değinen Azerbaycan'ın kurucu cumhurbaşkanı hangisidir? Mehmet Emin Resulzade. Peki sonradan Azerbaycan Rus hakimiyetine girmiyor mu arkadaşlarım? Giriyor. Peki 1991'de Azerbaycan yeniden bağımsızlığını kazanmayacak mı? Evet. Peki 1991'deki bağımsızlık lideri kimdir? Resimde gördüğünüz arkadaşlarım Ebu'l Feyz Elçibey. Peki bununla ilgili nasıl soru soru çıkabilir? Azerbaycan'ın bağımsızlığı için Halk Cephesi adlı partiyi kuran, Bütün Azerbaycan Yolunda adlı eseri yazan 1991 yılındaki bağımsızlık lideri hangisidir? Ebulfez Elçibey. Peki, Azerbaycan'ın ekonomik anlamda gelişmesinde etkili ilk proje nedir? Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı. Bakın bu projeye Ermenistan, Rusya, İran tepki gösteriyor. Peki, Azerbaycan'la Ermenistan arasında Dağlık Karabağ sorunu yok mu? Hatta arkadaşlarım Hocalı katliamıyla 1993'te Hocalı'daki masum insanları Ermeniler öldürmediler mi? Öldürdüler arkadaşlarım. Bakın Türkiye'de Ermenistan'ı karşısına aldı. Dedi ki Azerbaycan'dan işgal ettiğin toprakları geri ver. Sözde soykırım iddialarından vazgeç. Ben de sınır kapılarımı açayım. Sen de gelişmemeye mahkum olma. Ama Azerbaycan bunu kabul etmedi. Peki arkadaşlarım Ermenistan bakın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına tepkili. Niye tepkili? Azerbaycan ekonomik anlamda güçlenirse kendisinin işgal ettiği Dağlık-Karabağ bölgesini Azerbaycan'ın geri alacağını düşünüyordu Ermenistan. Ve nasıl arkadaşlarım? Dedi ki Azerbaycan petrol gelirleriyle zenginleşirse Avrupalı devletlere uygun fiyattan petrol verir. Ve bu doğrultuda diyor... Benden Dağlık Karabağ almaya kalktığında Avrupalı devletler de buna tepki vermez. Günümüzde Azerbaycan'ın başındaki İlham Aliyev aynen bu politikayı izledi arkadaşlarım. Dağlık Karabağ'ın büyük bir kısmını geri aldı. Şuşa, Gence gibi kentleri geri aldı. Hatta Şuşa Azerbaycan tarafından kültür başkenti ilan edildi. Arkadaşlarım Türk Devletleri Teşkilatı da bir dönem ilan etmişti Şuşa'yı. Bakın bu noktada Şuşa da önemlidir. Ee, ve şunu söyleyeyim arkadaşlarım bakın İlham Aliyev'in şu görselini hatırlarsınız. Ne oldu Paşinyan reks edirdin benimle diyordu değil mi arkadaşlarım? Ne oldu? Şuşa şehrini falan e, Ermenistan'dan geri aldı. Bir de bakın günümüzde de kullanılan biz bir millet iki devleti sözü. Arkadaşlarım akademik kaynakların birçoğu der ki bu sözü Ebul Feyz Elçi Bey söyledi. Milli Eğitim Kitapları bunu Haydar Aliyev'in söylediğini belirtir. Biz Milli Eğitim Kitaplarını kabul edelim. Haydar Aliyev seçeneklerde yoksa Ebul Peyz, Elçi Bey'i kabul edebiliriz bu sözü söyleyen olarak. Peki İlham Aliyev'den de bahsettik. Şuşa'dan bahsettik. Bakın Türk dünyası kültür başkenti ilan edildi değil mi? Azerbaycan tarafından da kültür başkenti ilan edilmişti değil mi? Evet. Peki Kazakistan arkadaşlarım. Azerbaycan ve Kazakistan bana göre ÖSYM'nin vazgeçilmezi. Hatta Kazakistan'la ilgili de şöyle bir soru sorulmuştu. 1991 yılında Kazakistan'ın bağımsızlık lideri hangisidir diye soruldu. Nur Sultan Nazarbayev. Arkadaşlarım Kazakistan'ın başkenti Aslanadır ama 3-4 yıl önce Kazakistan'da başa Kasım Cömer Tokayev geçti. Ve Tokayev arkadaşlarım dedi ki Nur Sultan bizim onursal liderimizdir. O yüzden başkentimiz Aslanan'ın adını Nur Sultan yapalım dedi. Ama arkadaşlarım bu yıl yeniden <laughs> Kazakistan'ın başkenti Aslanaya Aslan olmasına karar verildi. Yani adı sürekli değiştiriliyor. Bir Nur Sultan oldu. Şimdi günümüzde yeniden Astana oldu. Tamam mı? Peki en büyük yüz ölçümüne sahip Türk Cumhuriyeti hangisidir? Kazakistan. Dünyadaki kromun, uranyumun, altının önemli miktarları hangi Türk Cumhuriyeti'ndedir? Kazakistan'da. Ve arkadaşlarım Kazakistan Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev şunu söylüyor. Diyor ki Avrupalı devletler nasıl Avrupa Birliği kurdu? Biz de Orta Asya Birliği'ni kuralım. Orta Asya Birliği fikrini ortaya atan ülke hangisidir? Kazakistan lider Nur Sultan Nazarbayev. Ve arkadaşlarım dünyada nükleer deneme alanını kendi isteğiyle ilk kez kapatan ülke Kazakistan olmuştur. Semey nükleer tesisini kap e kapatıyor arkadaşlarım ve Baykonur Uzay Üssü de Kazakistan'dadır. Aslında bunlar Rusların Kazakistan'a hegemonyası altına aldığı dönemde Kazakistan'da yapılan yerler arkadaşlarım. Nükleer tesis ve uzay üssü. Günümüzde Rusya bu uzay üssünü kiralıyor ve buradan uzaya araç gönderiyor. Peki devam ediyorum. Kırgızistan Arkadaşlarım Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, bağımsızlık lideri Askar Akayev'dir. Ama arkadaşlarım bunları boş verin. Kırgızistan deyince bilmeniz gereken en önemli şahıs Cengiz Aytmatov'dur. Cengiz Aytmatov güncelde de karşınıza çıkar. Cemile, kopar zincirlerini gül sarı, toprak ana, gün olur asra bedel, selvi boylum al yazmalım. Bizde de sinemaya aktarılan bir romandır arkadaşlarım. Bakın bunlar Cengiz Aytmatov'un önemli eserleridir. Kırgız halkının çektiği çileleri romanlarına yansıtmıştır. Peki Özbekistan, Özbekistan'ın bağımsızlık lideri görselde gördüğünüz İslam Kerimov'dur. Ve Özbekler arkadaşlarım sınırları içindeki Ahıska yani Meşet Türkleri ile bağımsızlık mücadelesi vermişlerdir. Bunlar iktidarı ele geçirmiş ama Özbekler bunları sürmüşlerdir arkadaşlarım. Peki Türkmenistan başkenti nere? Aşkabat. Ve Türkmen başı olarak anılan Türkmenistan'ın bağımsızlık lideri hangisidir? Sapar Murat Niyazov. Görselde görülen şahıs arkadaşlarım. Arkadaşlarım Türkmenistan Türk Cumhuriyetleri içerisinde en fazla doğal gaz rezervine sahip Türk Cumhuriyeti'dir. Ve Özbekistan'dan sonra en fazla pamuk üreten ikinci Türk Cumhuriyeti'dir arkadaşlarım. Ve arkadaşlar bakın Türkmenistan'da şu görselde gördüğünüz derveze gaz krateri var. Buna cehennem çukuru da deniliyor. Çöl arazisinde Türkmenistan topraklarının bir kısmı çöldedir arkadaşlarım. Bakın bura sürekli yanıyor. 2022 yılında alınan kararla Türkmenistan bu gaz kraterini kapatma kararı aldı. Bu gaz krateri nerededir? Cehennem çukuru nerededir diye soru çıkabilir. Onu da belirteyim. Peki, önemli teşkilatlar arkadaşlarım ÖSYM'nin vazgeçilmezleri ve bunlarla ilgili sürekli soru çıkmakta. Arkadaşlarım TİKA Türk soy KEİ, bunlar defalarca sınav sorusu olarak çıktı arkadaşlarım ve yine çıkacak yani. Mesela TİKA Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansının kısaltılmış adı. Çıkmış sınav sorusu. 1992 yılında Ankara merkez olmak üzere kurulan Türkiye'ye komşu ülkeler, Türkçe konuşan ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlayan teşkilat hangisidir? Cevap TİKA. Yani soru ne kadar uzunsa cevap TİKA'dır arkadaşlarım. Çünkü TİKA'nın açılımı bayağı geniş. Arkadaşlarım yurt dışındaki kültürel mirasımızın korunmasında da TİKA etkildir. Moğolistan'daki Orhun Müzesi'nin yapılmasında, işte Bosna Savaşı sırasında yıkılan Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılmasında TİKA etkili olmuştur. Peki KEİ? Yine çıkmış sınav sorusu. 1992'de İstanbul merkez olmak üzere kurulan Türkiye'nin de üyesi olduğu teşkilat hangisidir? Cevap Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Bakın bu teşkilatta Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeler de vardır, olmayan ülkeler de vardır. Mesela Karadeniz kıyısındaki ülkeleri saydığımızda Bulgaristan var, Romanya var, arkadaşlarım e, Ukrayna var, e, Rusya var, ardından Gürcistan var, Türkiye var. Bak kıyısı olmayan Azerbaycan'da üye, Ermenistan'da üye, mesela Sırbistan'da üye, arkadaşlarım Yunanistan'da üye, Arnavutluk'ta üye, gözlemci konumundaki devletler de ABD, İsrail ve Almanya'dır Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda. Peki Türk Soy Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı, arkadaşlarım 1993 yılında merkez Ankara olmak üzere kurulmuştur. Türkçe konuşan ülkeler ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar. Mesela Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan falan bu teşkilata üye. 3 hafta önceki EKPS sınavında soruldu. Aşağıdaki devletlerden hangisi Türk soya üye değildir şeklinde. Bakın bunlarla ilgili zor sorularda çıkmakta benden söylemesi. Peki Yunus Emre Enstitüsü 2020 KPS lisan sınav sorusudur. 2007'de kurulup 2009'da faaliyetlerine başlayan işte öz kültürümüzle ilgili faaliyetlerin gelişiminde etkili olan teşkilat hangisidir? Cevap Yunus Emre Enstitüsü. Peki Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı sorulmadı. Bana göre bu da sorudur. Mesela Kırım Türkü İsmail Gazpralı'nın dilde fikirde işte birlik parolasını ilke edinip Profesör Doktor Turan Yazgan tarafından kurulan kuruluş hangisidir? Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. Peki bakın yine bahsedeceğiz arkadaşlarım günümüzde Tayyip Erdoğan'ın da sürekli ...ifade ettiği ekonomik işbirliği teşkilatı var. Kısa adıyla EİT. Bakın şöyle... Bu teşkilat normalde 1985 yılında İran, Pakistan, Türkiye tarafından kuruldu ve sonradan Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Afganistan'ın katılımıyla üye sayısı ona ulaştı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu teşkilatta gözlemci konumundadır. Bakın KKTC'yi her ülke tanımaz. Bak gözlemci olarak girdiği teşkilatlar bence önemlidir. Hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arkadaşlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hatta Türk devletleri teşkilatında da gözlemci sıfatındadır. Gerçi birazdan onun da slaytı var. Bakın Kasım 2023'te Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ekonomik işbirliği teşkilatı toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanımız da bu toplantıya katılmıştı. Bu teşkilata dikkat ediyoruz. Teşkilatlarla ilgili detay soru çıktığını söylüyorum. Bakın size şöyle de soru çıkabilir. EİT'ye hangi ülkeler üye değildir? Hangileri üyedir şeklinde soru da çıkabilir. Ben söyleyeyim. Gözlemci konumundaki devlette kim KKTC dikkat ediyoruz. Bakın arkadaşlarım. Türk Konseyi denilen bir teşkilat var. Arkadaşlarım Nahçıvan Anlaşması ile kuruluyor. Ve sonradan bu teşkilat Türk Devletleri Teşkilatı adını alıyor ve 2022'de KKTC de bu Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci olarak kabul edildi. O zaman KKTC arkadaşlarım Türk Devletleri Teşkilatında da gözlemci üye. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda da gözlemci üye. Tamam mı? İkisinde de KKTC üyedir arkadaşlarım. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlarım. Bu Türk Devletleri Teşkilatı'nda Macaristan ve Türkmenistan gözlemci sıfatındadır. 2022 ön lisans sınav sorusu. Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci sıfatıyla hani katılan devlet hangisidir? Türkmenistan seçeneklerde yoktu. Cevap Macaristan'dı. Bak son gözlemci sıfatıyla katılan da KKTC'dir. Dikkat ediyoruz arkadaşlarım. Peki devam ediyorum. Peki önemli teşkilatlar ve son üye olanlar. Mesela NATO'ya üye olan son devlet hangisi? İsveç 2024'te. Avrupa Birliği'ne üye olan son devlet Hırvatistan. Hatta Hırvatistan'ın resmi para birimi kunodur. Kuno'dan avroya geçti arkadaşlarım bundan dolayı. Birleşmiş Milletler'e üye olan son devlet Güney Sudan 2011'de ta. Avrupa Konseyi'nden çıkarılan devlet Rusya hani Ukrayna'ya saldırmasından dolayı çıkarıldı. Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olan son devlet İran. Avrupa Birliği'nden ayrılan son devlet İngiltere. Brexit adı verilen anlaşmayla çekildi. Brexit'i de sorabilirler. Britanya exit anlamında. Peki OPEC'ten petrol ihraç eden ülkeler teşkilatından ayrılan son devlet Katar 2019'da ayrılmış. Peki devam ediyorum. Balkanlardaki gelişmeler Yugoslavya'nın dağılması. Arkadaşlarım Yugoslavya'nın dağılması sonucunda beraber, beraberinde Bosna Savaşı da yaşanıyor. Bakın buradan çıkabilecek sorular nelerdir? Madde madde gidelim. Bakın Yugoslavya içindeki devletler arasında hangisi yer almaz? Bakın makas sahibi diye kodlamışım. Makedonya var, Karadağ var, Sırbistan var, Slovenya var, Hırvatistan var, Bosna Ersek var. Aynı zamanda iki tane de özel bölge var. Kosova ve Voivodina. Ben diyorum ki Yugoslavya içindeki devletler arasında hangisi yer almaz diye ÖSYM soru sorduğunda seçeneklere ya Arnavutluk ya da Slovakya'yı koyarlar. Slovakya Çekoslovakya'dan kopmuştur. Dikkat edin Slovenya ile karıştırmayın. Peki arkadaşlarım. Mihal ee, Mihail Gorbaçov'un glasnost ve perestroika politikaları Yugoslavya'da da karşılık buluyor. Yugoslavya'da da bağımsızlık hareketleri başlıyor. İşte Makedonya, Sırbistan bağımsızlıklarını falan ilan etmeye başlıyorlar. Ve bu doğrultuda arkadaşlarım Sırp Komünist Partisi'nin başına şu görselde gördüğünüz Sırp kasaba olarak da anılan Slobodan Milosevic geçiyor. Ve arkadaşlarım Sırpların kurduğu Çetnik, Hırvatların kurduğu Ustaşa denilen örgütler var. Bunlar Bosna'da birbirine giriyorlar. Ve olaylar Bosna'daki Müslümanlara sıçrıyor. Zaten amaç Avrupa'nın orta noktasındaki Müslüman varlığına son vermek. Peki arkadaşlarım şöyle sorular bunun çok detaylı bir biçimde ana videolarda anlatmıştık. Çıkabilecek sorular üzerinden gidiyorum. Mesela Sırpların Bosna Hersek'te yaptığı katliam hangisidir? Serebrenisa katliamı hatta bununla ilgili de birazdan güncel bir bilgi vereceğim. Bosna Savaşı'nı sona erdiren anlaşma hangisidir? Dayton Anlaşması. Mavi Kelebeğin izinde projesiyle toplu mezarların ortaya çıkarıldığı ülke hangisidir? Bosna Hersek. Peki Bilge Kral baba olarak anılan İslam Manifestosu adlı eseriyle ön plana çıkan Bosna Hersey'in ilk cumhurbaşkanı hangisidir? Cevap Aliya İzzet Begoviç arkadaşlarım. Aliya İzzet Begoviç. Aliya İzzet Begoviç de her zaman potansiyel sorudur. Çok özlü sözleri vardır ve Bosnalıların Atatürk'ü olarak kabul edilir. Peki Bakın Birleşmiş Milletler ben bu videoları çekmeden iki hafta önce arkadaşlarım bakın 11 Temmuz'un Srebrenitsa Soykırımı'na anma günü ilan edilmesi istenilen karar tasarısını kabul etti. Arkadaşlarım Sırplar binlerce Müslümanı orada öldürüyorlar. Değil mi? Srebrenitsa katliamı nerede? Bosna Hersek'te. Buna dikkat edelim. Peki devam ediyorum Filistin sorunu. Kanayan Yara Filistin. Peki arkadaşlarım çıkabilecek soru. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün liderliğini yapan Abu Ammar Kod adıyla anılan, ileride Filistin Devlet Başkanlığı'na getirilen ve barışa yönelik çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösterilen Filistinli lider hangisidir? Yaser Arafat. Bak Filistin'le ilgili bunu soru olarak beklerim. Peki intifata. Arkadaşlarım Filistinli gençlerin ve çocukların taşlarla, sopalarla, sapanlarla İsrail askerlerine karşı giriştiği ayaklanma eylemlerine intifata denilir arkadaşlarım. İntifata direniş de demek ayaklanma anlamına da gelmektedir. Bir de şöyle arkadaşlarım Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hamas'la ilgili kullandığı bir sözcük vardı. O yüzden Hamas'la ilgili de bir bilgi vereyim. 1987 yılında Birinci intifada sırasında Gazze şeridinde kurulan İslami Direniş Örgütü'ne ne ad verilir? Cevap Hamas. Peki. Peki. Arkadaşlarım, şimdi ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum. Bu düşünceme e, katılmaya da bilirsiniz ama dayanamayıp söyleyeceğim arkadaşlarım. Arkadaşlarım günümüzde İslam ülkeleri, Orta Doğu ülkelerinin genelinin başındaki liderler satılmış liderlerdir kendi makamları için arkadaşlarım ülkelerinin zenginliklerini emperyalist devletlere peşkeş çekmektedirler. Peki Filistin sorunu herkesin dilinde ama Filistinle ilgili de yapıcı bir eylemde bulunan doğru düzgün Müslüman bir ülke yok. Arkadaşlarım Güney Afrika Cumhuriyeti bakın yaşadığı apartheid rejiminden dolayı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e dava açtı arkadaşlarım. Filistin'e yönelik yaptığı katliamlardan, soykırımlardan dolayı arkadaşlarım. Planlı bir şekilde Filistinli Müslümanları katlediyorlar, soykırım yapıyorlar. Peki apartheid rejimi nedir? Bak. Apartheid bence çok önemli. Arkadaşlarım. Apartheid nedir? Bak şurada da var. Bak apartheid. Arkadaşlarım Şimdi azınlıkta olan beyazların çoğunlukta olan siyahlara hükmettiği sisteme apartheid rejimi denilir. Ve Güney Afrika Cumhuriyeti bunun acısını yıllarca çekmiştir arkadaşlarım. İşte yaşadığı apartheid rejiminden dolayı İsrail'e lahi uluslararası adalet divanında dava açan devlet hangisidir? Güney Afrika Cumhuriyeti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin hepsi Müslüman değil mi? Başındaki lider de Müslüman. Hiç alakası yok arkadaşlarım. Bak, yaşadığı sıkıntılardan dolayı dava açıyor. Hani İslam ülkeleri? Hani İslam ülkelerinin liderlerinin hepsi konuşuyor. Hani neredeler Filistin sorununda? Tükürükleriyle boğarlar aslında bir araya gelseler. Ama başında tabii ki satılmış liderler olmasa. Değil mi arkadaşlarım? Peki Güney Amerika'da küçücük bir ülke var. Nikaragua. Arkadaşlarım 2. Dünya Savaşı'nda Hitler önderliğinde Almanya Yahudilere soykırım yaptı mı? Yaptı. Peki Yahudilerin her türlü eyleminde günümüzde Almanya onlara destek vermiyor mu? İsrail'e yoğun silah, teçhizat göndermiyor mu? Gönderiyor. İşte İsrail'e gönderdiği silah ve cephaneden dolayı ve oradaki Müslümanların işte... Ee, masum insanların ölümüne neden olmasından dolayı Almanya'ya Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açan devlet hangisidir? Nikaragua arkadaşlarım. Nikaragua, Nikaragua düşünün. Hani İslam ülkeleri? Yok. Lafta varlar. Peki arkadaşlarım bakın şurada karpuz resmini görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlarım İsrail bir dönem Filistinlerin bayrağını da yasaklıyor. Filistinler de bunlar dolayı karpuz figürleri falan çiziyorlar. Ve Filistin direnişinin önemli bir simgesi de kefiyedir. Arkadaşlarım bizde hani özellikle Doğu Güneydoğu'da kullanılan poşiye benzer. Tamam mı? Kefiye deniliyor buna. Yani karpuz ve kefiye. Bana göre bunlar önemli. O yüzden bunların da görselini koymak istedim. Peki devam ediyorum. Orta Doğu'da su sorunu. Arkadaşlarım Orta Doğu'nun su kaynakları. Fırat, Dicle, Asi, Şeria ve Nil nehirleri. Mesela Asi Nehri'nin su kullanımından dolayı hangi devletler arasında sorun yaşanmıştır? Lübnan, Suriye, Türkiye. Enin Nehri'nin su kullanımından dolayı Mısır, Sudan, Etiyopya. Şeria Nehri'nin su kullanımından dolayı İsrail, Suriye ve Ürdün arasında sorun yaşanıyor ve bizim için önemli olan Fırat ve Dicle nehirleri. Fırat ve Dicle nehirleri bizim ülkemizden doğan nehirler. Suriye, Irak dolanıp arkadaşlarım Basra Körfezi'ne dökülüyor. Ve Türkiye, Irak, Suriye arasında bu nehirlerin su kullanımı hep yıllarca sorun olmuştur arkadaşlarım ve biz bir dönem bu nehirler üzerinde GAP projesini gerçekleştirmek istiyoruz. Ama arkadaşlarım Suriye ve Irak bunu kabul etmek istemiyor ve Yoğun bizimle ilgili şikayet iletiyorlar Birleşmiş Milletler'e ve arkadaşlarım biz Dünya Bankası'ndan GAP projesini gerçekleştirmek için kredi temin etmeye çalışıyoruz. Görüşmeler olumlu gerçekleşiyor ama Irak ve Suriye. Avrupalı devletlerin delegelerine diyorlar ki sizin ülkelerinize ucuz petrol verelim. Türkiye'nin bu kredi anlaşmasını iptal edin ve iptal ediyorlar. Biz de öz kaynaklarımızla GAP projesini gerçekleştirmek istediğimiz için günümüzde GAP projesi hala %100 oranında bitmedi. %85 civarında bitmiş durumda arkadaşlarım. Peki arkadaşlarım bu bize yönelik baskılar olunca Turgut Özal döneminde biz de barış suyu projesini ortaya attık. Orta Doğu'ya yönelik. Hani Fırat ve Dicle ile gelen sular azalacak ama biz de size Seyhan ve Ceyhan nehrinin sularını döşenen borularla Orta Doğu'ya aktaralım dedik. İşte buna ne deniliyor? Barış suyu projesi. Peki. Arkadaşlarım Arap Baharı. Peki Arap Baharı ile ilgili çıkabilecek sorular nelerdir? Bak Tunus soru. Arap Baharı'nın başladığı ilk ülke olarak kabul edilen ve yaşanılan yönetim değişikliğinin Yasemin devrimi olarak adlandırıldığı ülke hangisidir? Tunus. Peki Arkadaşlarım Mısır. Mesela gösterilerin merkezinin Tahrir Meydanı olduğu, Esma El-Biltacı ile sembolleşen faaliyetler hangi ülkede yaşanmıştır? Mısır. Mesela Arap Baharı sürecinin aşiretler savaşına dönüştüğü ve Muammer Kaddafi'nin öldürülmesiyle sonuçlanan olaylar nerede yaşanmıştır? Libya. Mesela Arap Baharı sürecinin yaşandığı fakat iktidar değişikliğinin yaşanmadığı ülke hangisidir? Suriye arkadaşlarım çünkü Suriye'ye Rusya, İran, Çin destek veriyor ve Esad rejimi günümüzde hala varlığını sürdürüyor. Peki Arap Baharı sürecinin mezhep çatışmasına dönüştüğü ve Şii Husilerin yönetime hakim olduğu ülke hangisidir? Yemen. Ve arkadaşlarım MEP kitabında diyor Fas Arap Baharı'ndan etkilenmedi diyor. Ben de MEP kitabının yalancısıyım. Aynen o şekilde buraya koydum arkadaşlarım. Ve Mısır'da arkadaşlarım Hüsnü Mübarek 2020'de vefat etti. Ardından Muhammed Mursi de vefat etti arkadaşlarım. Onları da yine buraya eklemişim. Peki devrimler ve yaşandığı ülkeler. Arkadaşlarım Rusya'da yaşanan Bolşevik ihtilali Ekim ayında yaşanıyor. O yüzden Rusya'daki Bolşevik ihtilaline Ekim devrimi de deniliyor. Peki İran Şahı Rıza Pehlevi'nin batı tarzı reformlar sürecine beyaz devrim deniliyor. Bizdeki beyaz devrim de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiydi. Arkadaşlarım Çekoslovakya'da kimsenin burnu kanamadan iktidar değişikliği yaşandığı için buradaki devrime kadife devrim deniliyor. Ve buna Pırak Baharı da denilmekte. Bakın Kırgızistan'da Lale Devrimi var. Bakın Ukrayna'da Turuncu Devrim var. Bakın Ukrayna U ile başlıyor. Turuncuda birçok U var. Buna dikkat edin. Turuncu devrim nerede? Ukrayna'da arkadaşlarım. Ukrayna'da günümüzde savaşta olduğu için bak arka plan olarak turuncu devrim niye sorulmasın? Peki gül devrimi Gürcistan'da bak gü gü. Gül devrimi Gürcistan'da. E Tunus'taki devrimin de adı neydi? Yasemin devrimi. Peki devam ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışı görevleri. İşte Somali, Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Afganistan ve Lübnan'a yardım gönderiyoruz. Peki Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışındaki görev yeri neredir? Bakın ilk görev yeri Kore'dir. Birleşmiş Milletler nezdinde Kore'ye asker gönderiyoruz. Ve NATO nezdindeki ilk görev yeri de eski milli eğitim kitaplarına göre Bosna Ersek. Ama akademik kaynaklardan bazıları Somali'yi de kabul ediyor arkadaşlarım. Ben eski milli eğitim kitaplarını baz aldım. Bosna Ersek'i buraya yazdım. Ama akademik kaynaklar Somali'yi de kabul ediyor. Eğer sorulursa hangisi seçeneklerde varsa onu işaretlersiniz. Peki devam ediyorum. Dünyadaki önemli gelişmeler. Hani diyorum ki çağdaş Türk ve dünya tarihinin konuları öyle ki bir siyasetçi oluyorsun, bir doktor oluyorsun, arkadaşlarım bir pazarlamacı oluyorsun. Bakın nanoteknoloji, teknolojinin küçültülmüş şekli. Bakın bununla kir tutmayan duvar boyaları, işte bakteri öldüren çoraplar, ütü gerektirmeyen kumaşlar falan yapılıyor. Peki, arkadaşlarım ilk kopyalanan koyun nerede kopyalandı? İskoçya'da. Adı neydi? Dolly. Türkiye'de kopyalanan koyuna ne ad verildi? Oyalı. Peki günümüzde uzaya bir sürü araç gönderiliyor değil mi? Mars'la ilgili hayat izi aranıyor. Peki Mars'a gönderilerek Mars'ta ilk kez hayat iziyle ilgili delil arayan araç hangisidir arkadaşlarım? Anka kuşu. İngilizce adıyla Phoenix. Peki 1986'da Ukrayna'da Çernobil felaketi yaşandı. Nukle, nükleer reaktörde patlama oldu ve Karadeniz çevresinde arkadaşlarım radyasyon yayıldı. Peki Türk sporunda 1988'de Naim Süleymanoğlu ile halter dalında altın madalya ile başlayan hamdeler artarak devam etti. Naim Süleymanoğlu'nun arkadaşlarım lakabı nedir? Zaten cep herkülü. Atlanta, Seul, Barcelona olimpiyatlarında rekor kırarak altın madalya ülkemize kazandırmıştır. Ve Bulgaristan'daki Türklere yönelik baskıların da dünya kamuoyuna duyurulmasında etkili olmuştur. Todor Jivkov adlı liderin hani o katliamlarında arkadaşlarım Neler yaptığı da tek tek ortaya çıkarılmıştır. Todor Jivkov, Naim Süleymanoğlu'nun Birleşmiş Milletler'deki konuşmasından sonra çok baskıya uğrayınca sınır kapılarını açmış ve 1985 yılında 350 bin soydaşımız Türkiye'ye giriş yapmıştır. Peki Kyoto protokolü Japonya'da imzalanıyor. Birleşik, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne ek olarak hazırlanıyor. 2005'te yürürlüğe giriyor. Türkiye 2009'da imzalıyor. Peki günümüzde iklimle ilgili imzalanan en önemli anlaşma nedir? Paris İklim Anlaşması arkadaşlarım. Bakın Türkiye'de bunu imzaladı. Paris İklim Anlaşması'na dikkat. Kyoto Protokolü ile ilgili, Çernobil felaketi ile ilgili yıllar önce çok soru çıktı. Ama bana göre günümüzde artık Paris İklim Anlaşması gündemde. Ona dikkat ediyoruz. Peki, Türkiye'de askeri ve teknolojik gelişmeler. Arkadaşlarım burada Altay'ı önemserim. Mesela soruya çevireyim. Kurtuluş Savaşı sırasında İzmir'e giren ilk süvari birliğinin komutanından adını alan yeni nesil ana muharebe tankımız hangisidir? Altay. Mesela burada atak da dikkatimi çekiyor. Taarruz ve taktik keşif amaçlı helikopterimiz. Bunlar MEP kitabında var arkadaşlarım. Bak gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyetine sahip eğitim uçağı Hürkuş. Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağıdır. Anka insansız hava aracımız. Göktürk Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu. E, Türksat Türkiye'nin ilk yerli tasarım haberleşme uydusu. E, tufan elektromanyetik itme gücüyle seslen 6 kat daha hızlı top mermisi atabilen fırlatma sistemi e, Bayraktar Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı peki arkadaşlarım Bayraktar Holding tarafından üretilen Akıncı adlı insansız hava aracı İran Cumhurbaşkanı reisinin helikopterinin enkazına ulaştı değil mi? Bu noktada Akıncı reisinin enkazını buldu denildi değil mi? Helikopterinin enkazını buldu denildi. Ve bu da baya bir gündem olmuştu. Akıncı'ya da dikkat edelim arkadaşlarım. Peki zırhlı kara aracı yörük. Bak ilk teslimatını kime yapmışız? Çada. İnsansız savaş uçağımızın adı ne? Kızıl Elma. Peki Atak helikopterinin ilk teslimatı nereye gerçekleştirdi? Gerçekleştirildi Filipinlere. Peki Türkiye'nin ilk taarruz kadın helikopter pilotu kimdir? Özge Karabulut arkadaşlarım. Bakın polis teşkilatı T-129 atak taarruz helikopterini envanterine katmış. İlk kadın taarruz helikopter pilotumuz da kim? Özge Karabulut. Görselde görülen şahıs. Peki Bilime hizmet eden dört Türk bilim insanı. Aziz Sancar'ı biliyorsunuz Nobel Kimya Ödülünü aldı. Ve çok beğendiğim bir sözü ne diyor? Çoğu insan zekaya inanır ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir ben çalışmaya inanıyorum. Çok doğru bir söz. Sizin gireceğiniz sınavda çok zekilerin kazandığı bir sınav değil. Adam akıllı emek verip istikrar sağlayanların kazandığı bir sınav. Aziz Sancar ne diyor arkadaşlarım? Diyor ki Benden çok zeki arkadaşlarım vardı. Onların 10 dakikada anladığını ben anlayabilmek için bir saat mücadele verirdim. Ama sonuçta anlardım diyor. Arkadaşlarım emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Peki Oktay Sinanoğlu bana göre bu da sorudur. Nasıl sorarlar arkadaşlarım? Mesela Türk Einstein'ı olarak bilinen, en genç profesör ünvanına sahip olan, TÜBİTAK bilim ödülünü ilk alan şahıs olarak kabul edilen ve Türkçe giderse Türkiye'ye gider, bay bay Türkçe adlı eserleri de yazan, önemli bilim insanımız hangisidir? Oktay Sinanoğlu özellikle Türkçe'ye verdiği değerle ön plandadır arkadaşlarım. Peki Fuat Sezgin. Arkadaşlarım 2019 yılında vefat ettiğinde Cumhurbaşkanlığı 2019 yılını Fuat Sezgin yılı ilan etti. Ve günümüzde UNESCO şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor yaşasaydı Fuat Sezgin bu yıl 100 yaşında olacaktı. Ondan dolayı doğumunun 100. yılı sebebiyle UNESCO'da 2024 yılını Fuat Sezgin yılı ilan etti. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın da çok övdüğü bilim insanları arasındadır. Bakın bununla ilgili soru gelebilir. Mesela nasıl Buhari'nin hadisleriyle ilgili çalışma yapan İslam Bilim Tarihi ve Teknoloji Müzesi'nin kuruluşunda etkili olan önemli İslam bilim tarihçimiz hangisidir? Cevap Fuat Sezgin. Peki Gazi Yaşargil, yüzyılın beyin cerrahı olarak anılan, dünya tıp literatürüne giren 50 doktor arasında yer alan, epilepsi ve beyin tümörü hastalıklarına kendi bulduğu yöntemlerle tedavi etmeye çalışan önemli bilim insanımız kimdir? Gazi Yaşargil. Peki önemli güncellerle ilgili de bilgi verelim. Arkadaşlarım bakın, görselde görülen heykeller. Arkadaşlarım mitolojide Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit ile şarap tanrısı Dionysos heykellerinin baş kısımları arkadaşlarım. Bu heykeller nerede çıkarılmış? Aizonia antik kentinde arkadaşlarım. Bu kent nerededir? Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindedir arkadaşlarım. Baya bir gündem olmuştu. Buna da dikkat ediyoruz. Aizanoi antik kenti nerededir? Kütahya'da adını da doğru düzgün söyleyemiyoruz. Adı çok zor. Evet. Peki Sezai Karakoç yine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın övdüğü önemli şahıslardan biridir arkadaşlarım. Mona Rosa adlı şiiriyle ön plandadır arkadaşlarım. Diriliş şairi olarak anılır. İslam'ın Dirilişi adlı eseri var ve şiirleri Hızırla 40 saat, Tahan'ın kitabı, Leyla ile Mecnun, Ateş Dansı, Alın Yazısı Saati, zamana adanmış sözler. Bak bu özellikleri verir. Özellikle Mona Rosa çok ön plandadır arkadaşlarım. Aşık olduğu kadına akrostiş tarzı şiir yazıyor. Hatta kadının adını unuttum. O da son zamanlarda gitti mezarını ziyaret etti. Allah rahmet eylesin. Peki Arkadaşlarım Aslan Tepe Höyü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınmıştı 2021'de ve hiç güncellerde sorulmadı. Lisans ve ön lisansla, ne olur ne olmaz diye bunu verdim. Aslan Tepe Höyü nerededir arkadaşlarım? Malatya'dadır. Dikkat. Peki arkadaşlarım Metin Milli. Bakın 80'li yıllara damga vuran sanatçıdır arkadaşlarım. Ee, çok sesli hafif Türk sanat müziği olarak yaptığı müziği adlandırıyor arkadaşlarım. Seviyorum işte var mı diyeceğin adlı parçasıyla da ünlüdür. Bu şahıs vefat etti arkadaşlarım. Allah rahmet eylesin. Peki Sunakan, arkadaşlarım Çağdaş Türk ve Dünya Tarihinde e, bu edebiyatla ilgili bilgiler de var, sanatla ilgili bilgiler de var. Orada da adı geçen şahıstır Sunakan. Mesela soruya çek e, dönüştürelim. Yeteneği küçük yaşta keşfedildiğinden dolayı harika çocuk olarak anılan. Ve yakın zamanda vefat eden önemli keman virtüözümüz hangisidir? Sunakan. Bana göre kesinlikle sorudur arkadaşlarım. Peki milli muharip uçağımızın adı ne? Kaan. Kaan'a Kaan adını Devlet Bahçeli verdi. Dikkat. Peki uzaya gönderdiğimiz kim? Alper Gezer Avcı arkadaşlarım ve Tuva Cihangir Atasever hani uzaya gönderilecekler olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alper Gezer Avcı biliyorsunuz uzaya gitti. Tuva Cihangir Atasever de yakın zamanda gidecek. Peki Mayıs 2003'te Dünya Bankası'nın yeni başkanı kim, kim oldu? Hint asıllı Ajay Banga oldu arkadaşlarım. Peki İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi öldü arkadaşlarım. Berlusconi aynı zamanda İtalya'da birçok dönem başbakanlık yapan aynı zamanda ünlü Milan kulübünün de başkanıydı arkadaşlarım. Güncelde gelebilir. Peki arkadaşlarım, Tuluat tiyatrolarında oyundan önce Müzikle bir giriş yapılır. İşte buna kanto denilir arkadaşlarım. Hatta böyle yangını var, yangını var, ben yanıyorum, yetişin dostlar tutuşuyorum. İşte bu kantonun Türkiye'de gelişiminde etkili olan Nurhan Damcı oldur arkadaşlarım. O da yakın zamanda vefat etti. Yani bunu da hiç sormadılar. Buna da dikkat edelim. Peki Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer 100 yaşında hayatını kaybetti. Arkadaşlarım Bozkurt İlham Gencer çok ilginç uzun süre Devlet Bahçeli'nin danışmanlığını da yapmıştır arkadaşlarım. Alpaslan Türkeş'in de bir dönem danışmanlığını yapmıştır. Bu noktada önemli bir şahıstır arkadaşlarım. Buna dikkat edelim. Bozkurt İlham Gencer. Peki Rock'n Roll'un kraliçesi lakaplı What is Love Got To Do? With It ve Private Dancer gibi şarkılarla 1980'lere damgasını vuran, işte şu şu özellikleri olan önemli sanatçı kimdir diye sorabilirler. Bakın Tina Turner, Tina Turner da yakın zamanda öldü arkadaşlarım. Buna da dikkat edelim. Peki kalkınma yolu projesi. Arkadaşlarım bu yıl güncelde de belki coğrafya sorularında da çıkabilir. Çok gündemdeydi arkadaşlarım. Bakın Irak'ın Basra kentindeki Fav Limanı'ndan başlıyor. Bakın Türkiye üzerinden Avrupa'ya, İngiltere'ye kadar uzanacak. Bak. Yeni İpek Yolu olabilecek proje olarak adlandırılıyor. Bakın bu projede Türkiye var. Irak var ve Birleşik Arap Emirlikleri de varmış arkadaşlarım. Yani projenin paydaş ülkeleri Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri arkadaşlarım. Bakın Türkiye Irak arasında hayata geçirilmesi planlanan projeyle Basra'dan Türkiye'ye kara ve demir yolu ulaştırma koridoru kurulması hedeflenmektedir. Hatta Tayyip Erdoğan bunun ön görüşmesi için Irak'a gitti. Irak lideriyle görüşmeler yaptı arkadaşlarım. Buna dikkat edelim. Kalkınma yolu hattı verir. Hattaki eee kentleri falan verir. Basra, Bağdat, işte Musul. Bakın buradan Türkiye'ye falan uzanıyor. Oradan İngiltere'ye kadar gidecek. Der ki bu projeye ne ad verilmiştir? Kalkınma yolu. Bu şekilde soru gelebilir. Benden söylemesi. Peki, Safa Önal, arkadaşlarım, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihinde de geçer. Bakın en fazla filme çekilmiş senaryoya sahip kişidir Türkiye'de ve bundan dolayı Guinness Rekorlar Kitabına girmiştir. Bakın bana göre direkt sorudur arkadaşlarım. Bak filme çekilmiş 395 senaryosuyla Güneş Rekorlar kitabına giren işte Vesikalı Yarim, Ağaçlar Ayakta Ölür, Ah Güzel İstanbul, Ah Müjgan Ah, Dila Hanım, Tatar Ramazan, Tatlı Niger, Doktor Civanım gibi pek çok kült filmin senaryosunda kaleme alan önemli şahıs hangisidir? Safa Önal bana göre direkt sorudur çünkü Guinness Rekorlar Kitabına girmesi ve 2023 Ağustos ayında vefat etmesi benim çok dikkatimi çekti. Çağdaş Türk ve dünya tarihinde de bu bilgiler yer alıyor. Guinness Rekorlar Kitabına girdiği yazıyor arkadaşlarım. Peki arkadaşlarım geçen seneki tekrarlarımızda Dünya Turizm Örgütü tarafından İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Birgi köyünün en iyi turizm köyleri listesine girdiğini belirttik. Türkiye'den giren tek yerdi. Bu sene de arkadaşlarım ne oldu? İzmir'in Selçuk ilçesindeki Şirince köyü de Dünya Turizm Örgütü tarafından en iyi köyler listesine alındı. Şu andan Türkiye'den iki yer var arkadaşlarım en iyi köyler listesinde. Biri Birgi Köyü, diğeri Şirince Köyü arkadaşlarım. Tamam mı? Dikkat edelim. Şirince'nin görselini de koydum. Peki Alev Alat'ta arkadaşlarım. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da övdüğü ve yakın zamanda vefat eden mütefekkir ve yazardır arkadaşlarım. Soruya çevirelim. Yaseminler tüter mi hala? İşkenceci Okey Musti Türkiye tamamdır ve Schrödinger'in kedisinin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı Yaser Arafat tarafından özgürlük madalyasıyla onurlandırılan ve 2024 yılı Şubat ayında vefat eden mütefekkir ve yazar hangisidir? Alev Alattı. Çok güzel sözleri de vardı arkadaşlarım. Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşlarım. Çok şükür bir tekrarımızın daha sonuna geldik. Sizler için verimli olabildiysem ne mutlu bana. Arkadaşlarım hayatta her zaman sıkıntılar olur. Şimdi günümüzde mevcut bakanların falan açıklamalarından dolayı çoğunuzun morali bozulmuş olabilir. Ama devlet memuru olmak istiyorsanız 650'ye tabi, 657'ye tabi olmak istiyorsanız arkadaşlarım bu KPSS sınavına hazırlanmak zorundasınız. Benim hep hayat felsefem şudur arkadaşlarım. Bir bölüme 5 kişi mi alınacak? 5 kişiden biri ben olmalıyım. 10 kişi mi alınacak? 10 kişiden biri ben olmalıyım. Sonuçta birileri atanacak arkadaşlarım. Ben bir de nasip denilen şeye çok inanırım. Verilen her emek kutsaldır arkadaşlarım. Bana göre nasibiniz günü geldiğinde arkadaşlarım sizi bulacak. Ve sizler güzel bir yerlere geleceksiniz. Hiçbir emek boşuna değildir. Tamam, hayal kırıklıkları olabilir, şunlar olabilir, bunlar olabilir. Arkadaşlarım bizler de çok yaşadık ama mücadele ruhumuzdan hiçbir zaman vazgeçmedik arkadaşlarım. İnşallah bu izlediğiniz son tekrar olur ve hepiniz istediğiniz bölümlerle alakalı istediğiniz kurumlara atanmış olursunuz. Dediğim gibi arkadaşlarım verim sağlayabildiysem çok teşekkür ederim. Vallahi yandık, kavrulduk. Yönetmenim etrafede şu an sırrı sıklam arkadaşlarım alnından terler akıyor. Ha keza ben de öyle. Klimamız bozulduğu için küçük bir arkadaşlarım aspiratör gibi bir şeyle arkadaşlarım kendimizi serinletmeye çalışıyoruz. İnanın çok zor şartlarda çektik ama dediğim gibi verimli olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bunların hiçbir önemi yok. Arkadaşlarım sınava az bir süre kaldı. Bakın güncellerle harmanlayarak elimden geldiğince güzel bir şekilde sizlere tekrarları ulaştırmaya çalıştım ve arkadaşlarım hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Umarım tekrar ediyorum hepiniz istediğiniz, mezun olduğunuz bölümle ilgili güzel yerlere gelirsiniz. Güzelce atamalarınız olur diye umuyorum arkadaşlarım. Eğer tekrarlarımızı beğendiyseniz, verimli olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza da abone olursanız bizler de mutlu oluruz arkadaşlarım. Hepinize gireceğiniz sınavlarda tekrar tekrar başarılar diliyorum. Allah emek verenlerin yardımcısıdır. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Dualarım sizinle. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Biz indeks ailesi olarak her zaman sizin yanınızdayız. Hoşçakalın.